Babanın mirasına saygısızlık etme. Okulunu oku. İyi bir hukukçu ol. Davranışlarına çek düzen ver. Mümtaz, biliyorsun Ozan Tarık'ı öz amcası gibi sever. Dinlerse onu dinler. İnşallah canım, inşallah. En azından birinin sözünü dinlemesi iyi tabii. Ya, Mümtaz, böyle durumlarda anne olmak o kadar zor ki. Evladın bir an bile aklından çıkmıyor. Acaba ne yemiştir? Bir şeye canı sıkılmış mıdır? Ya hastalanırsa? Ya ne olur gelip şurada gözümün önünde dursa? Keşke canım. Keşke. Ozan. Ozan. Hayır. Lütfen. Çantanı alayım anneciğim. Aç mısın? Sakin olabilir miyiz? Hoş geldin Ozan. Size bir haberim var. Senin için iyi bir haber. Senin içinse kötü. Kararımı verdim. Burada kalacağım. Okuluma dönüp derslerimi çalışıp mezun olacağım. Babamın istediği gibi. Allah'ım şükürler olsun. Senin için biraz zor olacak ama katlanacaksın. Ozancığım, benim için önemli olan annenin mutluluğu ve senin mutluluğun. Siz mutlu olduğunuz zaman ben de mutlu olurum. Mesela artık bu palavralarına kimse inanmayacak. Söylediğin yalanlara, attığın iftiralara. Babamın kurduğu hayat üzerinde at koşturmana izin vermeyeceğim. Çok canın yanacak Mümtaz. Çok. Neyse. Hadi biz bunları sonra konuşalım, tamam mı anneciğim? Hadi çıkalım odana, yerleş. Hadi ya. Ben de Ozan babasına neden adıyla hitap ediyor diyordum. Demek Mümtaz Bey üvey babası. Evet. Ya araları çok kötü. Galiba onun yüzünden uzun zamandır ortalıkta yoktu. Tam bilmiyorum ama annesine de bayağı öfkeli. O tavırların nedeni şimdi anlaşıldı. Asabi, serseri, umursamaz. Aynen kuzen. Ay, ama neyse. Zenginlerin dertleriyle çenemizi yormayalım. Gerçi senin konuyu pek kapatacağın yok ama. Nasıl yani? Ay, ne bileyim. Doğmuş'a bindiğimizden beri Ozan'dan bahsediyoruz. Ozan da Ozan. Yok canım, ne alakası var? Ben sadece merak ettiğim için sordum. Ya ben anlıyordum aslında. Yani sürekli yan yana olmalar falan. Anlayalım yani kuzen. Ya çocuk motosiklet kazası geçirdi. Sonra bu kayıt zamanı yaşadıklarımız... Sanki bilmediğin meseleler. Özel bir şey varmış gibi davranmasana. Hem sen ilk önce kendine bak. Parmakların ne kadar narin. Çok teşekkür ederim Yaz. Ya, ya çocuk yardım etmek istedi. Niye alay ediyorsun ki yani? Ben Yaz'la alay etmiyorum ki. Ben seninle alay ediyorum. Ve şimdi çocuğun alay edilecek bir tarafı da yok. Yardımsever, alçak gönüllü, parmakları narin, sonracığıma, gariban. Bu çok önemli bir detay. Bak ya! İntikam öyle mi? Nasıl olsa sorarsın bana Ozan'la ilgili bir şey.
Aa, ben soracağım. Ozan'la ilgili. Ben onunla ilgili neden soru sorayım ki sana? Ha, kesin kesin. Öyle kuzencim. Umurumda bile değil. Hadi benim uykum geldi. Uyuyalım. İyi geceler. İyi geceler.